Merhaba. Çok beklettiğiniz bir mandoline dalmışım Ufak bir röportaj yapmak istiyordum sizinle. ben Bu fırsat her zaman elimize geçmiyor. Öncelikle bizlere biraz müzik endüstrisine nasıl giriş yaptığınızı anlatır mısınız? Müzik endüstrisine giriş yapmadım ben. Endüstriye herhangi bir bağlılığım yok. Tamamen bağımsızım. Anladım. Peki size en çok ilham veren müzisyenler kimler? Şimdi onları saymaya başlarsak 3 günü burada geçirmek zorunda kalırız. Geçelim. Peki, yaptığınız müziği nasıl tanımlarsınız? Yaptığımız müzik tanımlanabilecek bir müzik değil. Deneseniz. Tanımlara karşıyız. Zaman bir sonraki soru. Müzik yapma sürecinizi bize anlatır mısınız? Evde salonda yaptığım devasa bir çarkım var. Ve konu başlıkları var o çarkta. Müzik yapacağım zaman o çarkı çeviriyorum. Hangi konu başlığı gelirse onunla ilgili bir beste yapıyorum. İlginç. Peki en çok hangi müzisyenle birlikte kolektif bir iş yapmak isterdiniz? Ölü biri fark eder mi? Biri şu anda fırsatınız olsa. Beyoncé. Başka isimler geliyor mu aklınıza? Sanırım en çok Beyoncé. Zaten Beyoncé'un yazarları bu albümde benimle çalışıyorlar. Piyasa ihtiyacı olacak tam şeyi üretiyoruz. Yeni çıkacak albüm tam olarak piyasanın ihtiyacını karşılayacak bir şey olacak. Beyoncé'un yazarlarına da güveniyorum. Harika. Peki buradan fanlarınıza seslenmek ister misiniz? Onlara söyleyecek bir şeyiniz var mı? Yok mu? Peki çalmaktan en zevk aldığınız şarkınız hangisi konserlerinizde? En çok hangi şarkınızı çalarken daha zevk alıyorsunuz? Gününe göre değişiyor açıkçası. Yani atıyorum bir gün füzyon patlamaları çok zevk verirken, öbür gün bir karınca soyut imgeler düşürüyor, daha çok zevk veriyor. O anki moduma göre değişiyor o anki ruh halim, her neyse. O yüzden buna kesin bir şudur diye bir cevap veremeyeceğim. Peki bizde çok patlayan Quasar albümünüzden biraz bahseder misiniz? Quasar patlaması planlanıyordu zaten. Çünkü biliyorsunuz Quasar dev yıldızların patlaması sonucu oluşan bir olgudur. Bu dev yıldızın patlaması sonucu oluşan bir olgu olduğu için Quasar adını verdik. Önceden Beyoncé'un ya biliyordunuz da yani. ne? Önceden patlayacağını biliyordunuz. Tabii ona yönelikti zaten. Beyoncé'nin
Yazarları. Çok iyiler. Onlarla çalışmaktan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Evet. Şarkılarınıza da bunun sonucunu görüyoruz zaten. Peki sizce müzisyen olmasaydınız ne olurdunuz? Efendim? Müzisyen olmasaydınız ne olurdunuz? Yıldızlar arası seyyar. Eyyar. Seyahatçi. İlginç. Peki dünyadaki şu andaki müziğin durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu internet çağındaki müzik. Destekliyorum interneti. İnternet olmasa ben de olmazdım. Beyoncé'nin yazarlarına da harika, internet devam etsin. Peki buradan genç müzisyenlere vereceğiniz tavsiyeler var mı? Bol bol seks yapsınlar. Çok önemli. Siz de gençken daha toy bir müzisyenken böyle iyi Müzikten çok seks yapıyordum. En önemlisi o. biri size bu şeyi vermiş miydi bu tavsiyeyi? Ay tamamen libidolarıma güvendim. Onların peşindeydim. Peki bir sonraki albümü planlıyor musunuz? Ne zaman çıkacak? Diyorum ya hayatım yazma aşamasındayız. Şu an iyi bir ekiple devam ediyoruz. Biliyorsun yazarlarıyla. Ne diyorlardı? Sanırım bir 3 ayı olduğunu söylüyorlar. Bilmiyorum ama. Sizin kontrolünüzde değil mi? Evet, hayatım bir ekip işi. Çok iyi insanlarla çalışıyorum. Çok profesyoneller. Bu profesyonellik harika. Biraz da kişisel sorulara geçelim isterseniz. Mesela en sevdiğiniz kitap. Kitap mı konuşuyorum ben? Vaktim yok. En sevdiğiniz Ama kitap okumama rağmen, vaktim olmamasına rağmen daha doğrusu son dönemde okuduğum Shakira'nın biyografisi muazzamdı. Herkese tavsiye ederim. Shakira'nın biyografisi. En sevdiğiniz film? Film de izlemiyorsunuz galiba. Ha, sevdiğiniz film. Aa, bilmiyorum ki şimdi ya hangi film oldu. Uzay benim için her zaman bir şey kaynağı olmuştur. Space Odyssey'ler, Arthur C. Clarke'lar. Bilim kurgu Bilim seviyorsunuz kurgu çok yani. severim. Bayılırım bilim kurguya. Hangi bilim kurgu filmlerini seversiniz? Bilim kurgu filmlerini severim, evet. Hangilerini? Ha, bilim kurgu filmlerini. Evet. Evet. Peki ailenizin müzisyen olmanıza da katkıları var mı? Ailemden söz etmeyelim lütfen. Onlar beni sevmez, ben de onları sevmem. O zaman biraz da özel hayatınızdan, yani ilişki durumlarınızdan bahsedelim. Şu an biri var mı? Biri mi? Birlikte olduğunuz biri var mı şu anda? Aşk hayatı nasıl gidiyor? Hassas bir konuya mı değindim ben?